Hepimiz bazen yanlışlıkla bir şeyler yutarız. Buz küpleri, sakız ve hatta büyük şekerler de buna dahildir. Ayrıca çilek ve böğürtlen gibi meyvelerin küçük tohumlarını da yutarız. Ama aslında yutmamamız gerekir, değil mi? Peki ya kiraz gibi bir meyvenin çekirdeğini yutarsak vücudumuza neler olur? Beni takip edin. Öncelikle sindirim sisteminizde kısa bir gezintiye çıkalım. Sindirim yemeğinizi çiğneyip yuttuğunuzda başlar. Yediğiniz yiyecek tükürüğünüz aracılığıyla boğazınıza doğru ilerler. Tükürüğünüzde yiyeceğin parçalanmasına yardımcı olan enzimler vardır. Yemek borunuzdaki kaslar yiyeceğin midenize taşınmasını sağlar. Mideniz yiyecekleri daha küçük partiküllere ayırmak için daha fazla enzim ve asit kullanarak onları çalkalar. Daha sonra karaciğeriniz yiyecekleri biraz daha parçalamak için safra sıvısını kullanır. Son olarak yiyecek, vücudun ihtiyaç duyduğu elementlerin emilmesi için ince bağırsaktan geçer. Vücudumuz ihtiyaç duyduğu elementleri alana kadar yiyecekler ne de uzun bir yolculuk yapıyormuş. Şimdi de sindirim sisteminizin kiraz çekirdeği gibi beklemediği bir şeyi yuttuğunuzda neler yaptığına bir bakalım. 1. Kiraz çekirdekleri sindirilemez. Endişelenmeyin, kötü bir şey olmaz. Çekirdek sindirim sisteminizden geçer ancak bütün olarak kalır. Bahsettiğim sindirim enzimlerini hatırlıyor musunuz? Bu enzimler kiraz çekirdeği gibi şeyleri parçalayamaz. Çekirdek bağırsaklarınıza ulaştığında bağırsaklarınız buna ihtiyacımız yok deyip çekirdeği kapı dışarı ederler. 2. Çekirdeği yutmak midenize zarar verir mi? Çekirdeği yutarken rahatsız olabilirsiniz ancak muhtemelen sonrasında mide ağrısı çekmezsiniz. Eğer herhangi bir mide rahatsızlığınız varsa hazımsızlık belirtileriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Genellikle son birkaç saatte başka yiyecekler yediyseniz kiraz çekirdeği sindirim sisteminizden oldukça kolay geçer. Sık sık yediğimiz ancak sindirilemeyen ya da zor sindirilen mısır, fasulye ve çekirdek gibi başka yiyecekler de vardır. Bunlar bizi çok rahatsız etmez. Sindirim sistemimiz sıkı çalışır ve ne yapacağını bilir. 3. Çekirdekleri asla yemeyin. Kiraz, çekirdekli meyveler grubundadır. Bu gruptaki diğer meyveler arasında şeftali, mango ve kayısı da vardır. Bu gruptaki meyvelerin hepsinin ortasında çekirdek vardır ve bu çekirdek tohumları tutar. Çekirdeğin kabuğu sindirilemez ancak kabuğu açıp tohumu çiğneyip yutarsanız başınıza dert olabilir. Çekirdekli meyvelerin tohumları hastaneyi boylamanıza neden olabilen siyanür içerir. 4. Siyanür nedir? İyi ki sordunuz. Siyanür gaz halinde bulunur ancak aynı zamanda bir tuzdur. Bildiğiniz tuza benzemez. Son derece zehirli bir tuzdur. Meyvelerdeki siyanürün bileşiği farklıdır. Kiraz gibi çekirdekli meyvelerde bulunan siyanür, bu meyvelerdeki doğal şekerle birleşen hidrojen siyanürdür. Bu madde plastik, metal, boya ve sentetik elyaf yapmak üzere endüstriyel ölçekte üretilir. Siyanürle çalışanlar oksijen maskesi takıp koruyucu giysiler giymeli ve sıkı güvenlik önlemleri almalıdır. 5. Siyanürün vücudunuza ne gibi etkileri olur? Pek iyi şeyler olmaz. Birkaç dakika içinde baş ağrısı, baş dönmesi ve halsizlik gibi şikayetler baş gösterir. Vücudunuzdaki tüm organlar düzgünce çalışabilmek için hücrelerinizden gelen oksijeni kullanır. Siyanür bu süreci durdurmak için dokularımızdaki enzimlere bağlanır. Diğer bir deyişle başlıca organlarımıza oksijen gitmez ve organlarımız iflas eder. Ancak endişelenmeyin, neyse ki bunun bir panzehri var. Adı hidroksokobalamin. Bu bileşik siyanürü böbrekler tarafından vücuttan atılabilen bir maddeye dönüştürür. Peki ya siz hiç çekirdekli bir meyvenin çekirdeğini yutup bu yan etkileri yaşadınız mı? Yorum kısmında bana yazın. 6. Yutarsam hayatta kalır mıyım? Ben kalırdım ama sizi bilemem. Şaka yapıyorum. Kiraz ya da başka bir çekirdekli meyvenin tohumlarını çiğneyip yutarsanız, en kısa zamanda tıbbi yardım alırsanız hayatta kalırsınız. Siyanürün yutulması tehlikelidir. Ancak gaz halinde solunması çok daha tehlikelidir. Bunu sakın yapmayın. Siyanürü yuttuğunuz takdirde tıbbi yardım almak için çok zamanınız olur. Çok zaman derken aslında birkaç saatten bahsediyorum. Tabii bu beklemeniz gerektiği anlamına gelmez. Ne kadar çabuk tıbbi yardım alıp panzehri içerseniz vücudunuz o kadar kısa sürede iyileşir. 7. Siyanür içeren başka yiyecekler var mı? Gıda olarak tükettiklerimiz de dahil olmak üzere pek çok bitki kendisini böceklerden korumak için siyanür içeren bileşikler üretir. Bahsettiğim çekirdekli meyvelerin yanı sıra lima fasulyesi, manyok kökü ve bambu filizlerine dikkat edin. Bu yiyecekleri tüketmeden önce iyice pişirin. Ayrıca elmanın da çekirdeği olduğunu unutmayın. Sert tek bir çekirdeği yoktur ama küçük çekirdekleri siyanür içerir.
Ayrıca acı kayısı çekirdekleri, yani çekirdeğin içindeki badem, çekirdekli meyveler grubunda en yüksek miktarda siyanür içerendir. 8. Önlemler. Eğer bir tabak kiraz yiyorsanız çekirdeklerini tükürüp çıkarmayı unutmayın. Yanınızda mutlaka küçük bir tabak ya da çöp kovası bulundurun. Meyveyi çekirdeğini çiğnemeden yavaşça çiğneyin. Dış kabuğu sindiremeseniz de tedbiri elden bırakmamak en iyisidir. Genel olarak hiçbir çekirdeği ya da tohumu çiğneyip yutmayın. Ayrıca çekirdekler boğazınızda kalabilir. Evcil hayvanlarınız varsa çekirdekleri attığınız yere dikkat edin. Çekirdekli meyvelerin çekirdekleri ve tohumları bazı hayvanlar için de zehirlidir. Bu anlattıklarımdan sonra kiraz yemekten korkmayın tabii. Kirazları aklamak için size birkaç eğlenceli bilgi vereyim. Taş devrinden beri kiraz yiyoruz. Asya ve Avrupa'da tarih öncesinde insanların yaşadığı mağaralarda fosilleşmiş kiraz çekirdekleri bulunmuştur. Yunan yazar Theophrastus, M.Ö. 300 yılında Bitkilerin Tarihi kitabında kirazlar hakkında bilgi vermiştir ve kirazların vücuttaki fazla tuzun atılmasına yardımcı olduğunu yazmıştır. 1600'lü yıllarda Amerika'ya kirazı getiren Avrupalılardı. O zamanlar kiraz pemmikan yapmak için kullanılıyordu. Pemmikan, dövülmüş et ve kuru et, eritilmiş yağ ve kirazla yapılıyordu. Kiraz, yemeğe lüks ve egzotik bir tat vermesi için ekleniyordu. 1000'den fazla kiraz çeşidi vardır. Bunların yaklaşık 500'ü tatlı, kalan 500'ü ise mayhoştur. Ancak biz kirazın sadece 20 çeşidini yiyoruz. Yani tüm kiraz çeşitlerinin seri üretimi yapılmıyor. ABD'de kirazlar sadece birkaç eyaletten gelir. Mayhoş kirazların çoğu Michigan'da yetişir. Washington, tatlı kirazların yaklaşık %62'sini yetiştirir. Kaliforniya ve Oregon ona yardım eder. Yaz aylarında en popüler olanlar bu tatlı kirazlardır. Yazın koca bir tabak kirazı afiyetle yerken çekirdeklerini çıkarmayı sakın unutmayın. Türkiye, kiraz üretiminde dünya lideridir ve Amerika'ya her yıl 335 bin ton kiraz ihraç eder. Kirazların hasadı için kullanılan basit ve ustaca yönteme inanamayacaksınız. Çiftçiler ağacı sallayarak kirazları düşüren büyük bir mekanik gereç kullanırlar. Ortalama bir kiraz ağacında yaklaşık 7 bin kiraz yetişir. Anneannem bunlarla 28 kirazlı turta yapabilir. Hadi hesaplayalım. Yok, vazgeçtim. Kiraz bünyenize çok yararlıdır. Antioksidan ve bolca vitamin içerir. Tatlı kiraz şeker isteğinizi yatıştırır ve kalorisi düşüktür. Dolayısıyla harika bir sağlıklı atıştırmalıktır. Ayrıca yemeklerinize sağlıklı bir dokunuş katmak için kirazı yemeklerinize de ekleyebilirsiniz. Japon kiraz ağaçları isimlerine rağmen kirazlarıyla ünlü değildir. Muhteşem tomurcukları ve mis kokularıyla ünlüdürler. Kiraz çiçeği Japonya'nın ulusal çiçeğidir ve empati, güzellik ve insanın kaderini kabul etmesini temsil eder. Kanada dünyanın en büyük kirazlı turta rekoruna sahip. Bu turtanın ağırlığı yaklaşık 18 bin kiloydu. Kanada bu rekoru hala elinde tutuyor. Rekor eskiden Michigan'daki Traverse City'ye aitti. Traverse City, dünyanın en büyük vişneli turta rekoruna artık sahip olmasa da 1925 yılından bu yana Ulusal Kiraz Festivali düzenliyor. Festivalde kirazlı yiyeceklerden turta yeme ve kiraz çekirdeği tükürme yarışmasına kadar her şey var. Hey, çekirdek tükürme yarışmasına ben de katılmak istiyorum. Hatta bir kiraz kraliçesi seçip ona taç bile takıyorlar. Roma döneminde kiraz, askerlerin yiyecek istihkakının bir parçasıydı. Askerler yürürken çekirdekleri yere tükürüyorlardı. Bu, kiraz ağaçlarının yetişmesini sağladı. Kiraz ağaçları bu şekilde tüm imparatorluğa yayıldı. Kiraz çekirdeği tükürme yarışması rekoru 2004 yılında Brian Kraus tarafından kırılmıştır. Kraus, çekirdeği 28 metre uzağa fırlatmayı başarmıştır. Michigan'ın Eau Claire köyünde her yıl kiraz çekirdeği tükürme yarışması düzenlenir. Kirazın çekirdeğini tükürmenin daha iyi bir yolunu düşünemiyorum. Hey! Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. İşte hoşunuza gideceğini düşündüğüm başka videolar. Tek yapmanız gereken sağdaki ya da soldaki videoya tıklamak. Kirazın çekirdeklerini çıkarmayı ve hayata olumlu bakmayı unutmayın.